Arkadaşlar, yıl yıl ilerlediğimizde 1945 yılına geldik. Bilgisayarın tarihçesi bakalım 1945 açısından neler yaşamış. Şimdi burada ENIAC dediğimiz bir makine, bilgisayar var elimizde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ENIAC dediğimiz bu cihaz dünyaya tanıtılıyor ticari anlamda. Ve bunun dezavantajları her gün bir ya da iki vakum tüpü arızalanıyor ve takdir edersiniz ki burada da yazdığım gibi 18 bin toplam vakum tüpü var ve arızalı olanı tespit etmek çok zor. Bakım ekibi de zaten bunu tespit etmekte çok zorlanıyormuş. Bu sebeple de artık vakum tüplerini biraz daha kenara bırakıp farklı mimariler, modeller, cihazlar üretmeye doğru ekipler çalışmaya başlıyor diyebiliriz. Şimdi 1947 yılında bilgisayar tarihi açısından çok önemli bir mimari yapıya doğru geçiliyor. Bu fotoğrafta gördüğümüz amcamız Von Neumann. İleride de zaten bahsedeceğiz bilgisayar mimarisinin atası olarak tabiri caizse söyleyebileceğimiz kişi. Von Neumann mimarisini daha detaylı inceleyeceğiz. Ama RAM yapıyı kullanan, bilgisayar teorik olarak geliştiren kişilerden bir tanesi. Yani ilk kez RAM dediğimiz Random Access Memory, rastgele erişim belleği yapısını kullanan kişi olarak tarihe adını yazdırmış. Şimdi Von Neumann mimarisi verileri ve komutları tek bir depolama biriminde bulunduruyor. Burada görüldüğü gibi bilgisayardaki. Aritmetik mantık birimi var, ALU dediğimiz. Denetim birimi dediğimiz kontrol unitimiz var ve bu RAM yapımız var, yukarıda bellek yazılan. Burada birikeç dediği şeyler aslında register'lar ve girdi ve çıktı bu birikeçlerde kısa süreli depolanarak yine tek bir veri yapısı üzerinden, yani tek bir bellek üzerinden işlem yapmasına imkan veriyor. Bu John von Neumann mimarisini kuran kişi ise Macar Amerikalı matematikçi ve bilgisayar bilimcisi. Burada da görüyoruz ki artık günümüz bilgisayar mimarisine en yakın yapıya yavaş yavaş erişebilmiş durumdayız. Şimdi 1951'li yıllara geldiğimizde az önceki cihazımızın ismi ENIAC'tı. Bu ise EDVAC dediğimiz. Bu EDVAC bilgisayarlar Electronic Discrete Variable Automatic Computer olarak açılımı var. İlk elektronik bilgisayarlardan bir tanesi. Buradaki şimdi cihazımızın ismi EDVAC, ENIAC'tan ayıran özellik ondalık taban değil, ikilik taban kullanabilmesi. İkilik tabanı zaten biliyoruz, sıfır ve birlerden oluşan bitlerle çalışıyor. Ve bilgisayar mimarisi ikilik taban üzerinde çalıştığı için artık tamamen yavaş yavaş daha gelişmiş bilgisayarlara doğru adım atabiliyoruz. 31 Mart 1951 yılında ilk ticari bilgisayar UNIVAC piyasaya sürülmüştür. UNIVAC ise Türkçe'ye çevirdiğimizde Evrensel Otomatik Bilgisayarlar adını alabiliyor. Dikkat ettiyseniz bu bilgisayarın başında bir operatör var. Yanlarında ise küçük küçük görünen manyetik teypler var. İşte bu manyetik teypler ise verileri kaydetmek için kullanılıyor. Yani bu aslında manyetik teypleri günümüz için düşündüğümüzde hard diskler gibi düşünebilirsiniz. Çünkü hard diskler içerisinde de disk plakaları var. Manyetik teyp gibi sürekli verileri işleyebiliyor. Burada ise Eckert-Mauchly Computer Corporation şirketinin ürünleriyle başlayan bir dizi elektronik dijital depolanmış program bilgisayarı olarak UNIVAC'i de söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi 1958'li yıllara geldiğimizde artık yavaş yavaş gerçek bilgisayar yapılarına doğru ilerliyoruz. Burada integrated dediğimiz entegre devrelerin ilk kullanılmasından bahsedeceğiz. Şimdi entegre devreler için ilk fikir hepsini küçültmüş bir bileşen olan küçük seramik yonga plakası oluşturmaktaydı. Bileşenler bütünleşmiş tellerle birbirine bağlanmış haldeydi. 1957'de ise 8'e geçmeden çok ümitli görünen bu fikir aslında Amerika Birleşik Devletleri ordusunda öneriliyor ve kısa süreli mikro modül programına öncülük ediyor. Daha sonra Texas Instruments tarafından işe alınan Kilby, yani burada da yazan çalışan olan Jack Kilby, entegre devrelerle alakalı olan ilk fikrini 1958
Temmuz'da kaydetti. 12 Eylül 1958'de ise ilk entegre devre tanıtıldı. Böylelikle her bir devre elemanının tek tek birbirine bağlamak yerine tüm bağlantılara hazır olacak şekilde tek bir devre elemanı kullanılabilecekti ve bu bütün devre elemanları ise bu entegre sistemin içerisine alınmış durumda. Şimdi fotoğrafta Jack Kilby'nin bu ilk orijinal entegre devresini görmektesiniz. Bu sayede bilgisayar tarihinde de artık bir devir bitmiş ve yeni bir devre başlanmış oluyor entegre devrelerle birlikte. Şimdi 1959'da Kilby'nin üretmiş olduğu entegreler germanyum elementinden imal ediliyordu. 1959 yılında ise Fairchild Semiconductor firması çalışanı Robert Noyce tarafından germanyum yerine dünya üzerinde çok daha fazla miktarda bulunan silikon kullanılarak entegrelerin daha kolay üretilmesi ve yaygınlaşması sağlandı. Zaten silikonun bilgisayarlar içerisinde çok sık kullanıldığını biliyoruz. Özellikle silikon vadisi tabiri kulağımıza çok fazla yer etmiş durumda. Bu yüzden de silikonu duymamız aslında bizleri şaşırtmadı diyebilirim. Şimdi 1960 yılında manyetik çekirdek bellek ismini aldığı Magnetic Core Memory, yani şu anda kullandığımız RAM'lerin de ilk modeli gibi düşünebiliriz, manyetik çizgileri değiştirerek verileri kaydeden bir model. İyi derecede ferromanyetik maddelerin ortamdaki manyetik alan kuvvet çizgilerinin yönelimine uygun olarak mıknatıslanmaları ve bu mıknatıslanmalarını koruyabilmelerinden yararlanarak elektronik hafızalamada kullanılan, burası önemli, ilk yazılabilir, okunabilir RAM belleklerdir. Ve 1960'lardan 1980'lere kadar bu RAM yapılar kullanılıyor. Çok önemli derecede kullanılıyor. Ve manyetik çekirdek bellekler 1960 yılında da artık RAM'lere yavaş yavaş girmiş bulunmakta. Az önce bahsettiğimiz RAM'in fotoğrafı var. O zamanlarda kullanılan bir RAM yapı örneği, manyetik çekirdekler üzerinden akım geçtiğinde burada yer alan veriler değiştiriliyor. Bu sayede de veri üzerinde tutulmuş oluyor. Bitsel açıdan ya da çekirdek yapısı bellek düzeni açısından detayları yer alıyor. Şimdi 1964 yılında, ondan önce şöyle diyebiliriz, hani belki daha önce mutlaka karşılaşmışsınız. Eski bilgisayarlar tanıtılırken sıklıkla görseli kullanılan bir bilgisayar türü şu anda önümüzde. 1960'ların ortasında IBM tarafından 360 bilgisayarı piyasaya sürülmüş. Sağdaki görselde ise yine incelemek isterseniz IBM'in kendi web sitesi üzerinden tüm yaptığı cihazlar, makineler, çalışmalar, yazılımlar, donanımlar kronolojik olarak bir tarih kontrolü yapabilirsiniz. Bu görselde görülen de IBM 360 bilgisayarı diyebiliriz. Şimdi ayrıca DEC firması da ilk klavye ve fareye sahip PDP-1 makinesini geliştirmiş. Daha sonra bu PDP-17 ve PDP-10 olarak ilerliyor. Zamanla gelişmiş versiyonlarının fotoğraflarında ileriki sayfalarda göreceğiz. Gördüğünüz gibi cihazlarda artık monitör, fare, klavye yapısına geçilmiş durumda. Burada da PDP-7 ve PDP-10, yani PDP-7 ve PDP-10 cihazları bulunmakta. Şimdi PDP-7 dediğimiz PDP-7 DEC firması tarafından PDP serisinin bir parçası olarak üretilen mini bir bilgisayar. Yani o zamanın tabirinde mini bir bilgisayar. PDP-10 ise daha gelişmiş şekilde üretilen ve 1983'te durdurulan, artık üretimi durdurulan bir ana bilgisayar ailesi olarak düşünebiliriz. Şimdi fotoğraftakiler en azından şirket açısından tanıdık geliyor olabilir. Orada Intel firmasının kuruluşu yazıyor. 1968 yılında. Zaten yazıyı da okursanız Intel is founded in Mountain View, California yazıyor. Yani 1968 yılında
Kaliforniya'da ilk Intel şirketi kuruluyor ve bu bizim için, bu tarihçe için çok önemli bir tarih. Bu görsel de Intel kuruluşu sırasına çekilmiş çok eski bir görsel ve bu sayede de mikro işlemci kuşağı başlıyor diyebiliriz. Şimdi teknolojideki birçok gelişmeyle beraber mikro işlemci artık zamanı gelen bir fikir. Yani Intel kurulduğunda artık işlemci, mikro işlemci, mikro çipler ortaya çıkmaya başlayacak. 71'de ilk mikro işlemci Intel tarafından çıkarılan 4 bitlik 4004 ilk mikro işlemci. 4004 de diyebilirsiniz, fark etmez. 4 bitlik olduğu için zaten 4 ile başlıyor kod adı. Bu bit kavramını şimdilik es geçiyorum, kafanıza takmayın. Çünkü ikilik sayı sisteminde bu kavramları da göreceğiz birlikte. Özellikle şu anki bilgisayarlarda genellikle 64 bit kullanılıyor. Ve şöyle bunu anlatabilirim ki 4 bitlik için 2 üzeri 4'ten 16 tane aynı anda komut işlenebiliyorken cihaz üzerinden 64 için de 2 üzeri 64 tane aynı anda komut işlenebiliyor. Yani buradan 4 bitlik bir mikro işlemciden bahsettiğimiz için 16 adet komutu işleyebilen bir mikro işlemciyi şu anda karşımızda görüyoruz arkadaşlar. Geldik 1974 yılına. Intel 8080 mikro işlemcisi. 1 Nisan 1974 yılında Intel tarafından tanıtımı yapılan 0.64 MIPS hızında yol genişliği 8 bit data olan 16 bit adres yolu olan üretilen bir mikro işlemcisi. Adreslenebilir hafızası 64 kilobit olup 8008'den 10 kat daha performanslı. Ve bunu hesaplayacak olursak da zaten bu 8 bit olduğu için 2 üzeri 8'den 256 adet komutu aynı anda yapabilir anlamına geliyor arkadaşlar. Maksimum CPU hızı ise 2 MHz ile 3.125 MHz arasında değişebiliyor. 40 pinli olmasını da gözden kaçırmayalım mikro işlemcinin. Daha sonra 78 yılında 8086 mimarisi, daha doğrusu 8086 mikro işlemcisi 16 bit'e çıkarılmış, yani 2 üzeri 16 adet komut yapabiliyor. Burada gördüğünüz üretici firmalar sadece Intel değil, diğer firmalar da var. Ve Intel tarafından geliştirilen bu mikro işlemci ile x86 mimarisinin gelişmesine yol açan 16 bit mimarisi de işlemci yongası olarak geçmekte. Intel tarafından 8086 tasarımının geliştirmesine 76 yılı baharında başlanmış ve 1978 yılı yaz aylarında artık ilk çip piyasaya yavaş yavaş sürülmeye başlanmıştır arkadaşlar. Daha sonra 1985. Şimdi Intel 80386 veya i386 olarak da geçer. 80286'dan sonraki Intel mikro işlemcisidir. Intel'in ilk 32 bit mikro işlemcisi 80386'dır. İşlemcinin kaydedicileri ve aritmetik birimleri 32 bit genişliğinde 16 idi, 32'ye çıktık. Ayrıca komut kümesi 32 bit adresleri ve verileri desteklemek için genişletilmiş durumda. Bu 32 bitlik işlemciler çok uzun yıllar boyunca kullanılıyor. 2003 yılında AMD şirketi 64 bitlik işlemciyi çıkarıyor piyasaya. Ancak yine de bir süre daha Intel 32 bit işlemciler kullanılmaya devam ediyor. Maksimum CPU hızının arttığını görüyoruz. 12 ila 40 MHz arasına artık işlemci hızının çıktığını birlikte görüyoruz arkadaşlar. Şimdi az önce bir şirket isminden bahsettim. Intel harici hepimizin de AMD olarak bildiği AMD şirketinin açılımı Advanced Micro Devices, yani gelişmiş ileri seviye mikro cihazlar şirketi. Zaten bu mikro çipleri, mikro işlemcileri çıkaran, birçok donanım cihazını çıkaran şirket olarak biliyoruz bunu. Bunun da ne tuhaftır ki merkezi Kaliforniya'da, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde mikroçip üreten bir şirket. Athlon 64
AMD firması tarafından 2003 yılından beri üretilen işlemci ailesi olarak aramızda yer alıyor. Hatta şu anda hala üretimi devam ediyor fakat farklı paketleme ile üretilmekte. Bu işlemciler hem performans hem verimlilik açısından rakip Intel işlemcilerinin içerisinde ve bence ilerisi seviyesinde. Intel günümüzde biliyorsunuz ki işlemcilerin i serisini kullanıyor. i3, i5, i7, i9 diye gidiyor. Ancak AMD ise farklı bir isimlendirme serisini kullanıyor arkadaşlar. Şimdi bilgisayar çeşitleri nelerdir? Hızlıca göz atalım. Öncelikle hepimizin de kullandığı kişisel bilgisayarlar. Personal computer ya da tabiri caizse PC. Günümüzde kullandığımız bilgisayarlar artık geldik. Masaüstü, dizüstü, dokunmatik bilgisayarlar bu kategoriye giriyor. Ofis programları, basit uygulamalar, internette gezinmek için kullanılan her türlü uygulamalar bu cihazlarda kullanılabilir. Sağda gördüğümüz Apple'ın ilk çıkan bilgisayarlarından birisi. Bu görseller gayet eski bilgisayarlardır. Şimdi İş istasyonları dediğimiz workstation'lar. İş yerlerinde daha kapasiteli uygulamaları çalıştırmak için kullanılır. Üzerinde birden fazla işlemci olabilir. Bellek miktarı tabii ki kişisel bilgisayarlarımıza göre daha fazla. Ancak bunlar sadece setuplar olarak değil, laptoplarda workstation olarak şu anda kullanılmakta. Bir diğeri ise üçüncüsü sunucu bilgisayarlar ya da server computers. Serverlar ile workstationlar arasındaki fark işletim sistemi ve hard disk kapasitelerinden kaynaklanıyor. Ağ üzerinde diğer bilgisayarları yönetmek, depolamak, internet sayfası yayınlamak, e-posta sistemi kurmak gibi birçok uygulamalar için kullanılan işlemci kapasitesi bellek miktarı yüksek bilgisayarlardır. Şimdi kasanın ön tarafında hard disklerimiz mevcut. Performansı arttırarak bilgisayarın hızlı çalışmasını sağlar. Sunucular sistemdeki diğer bilgisayarları yönetmek için kullanılır. Windows ve Linux serverları da vardır diyelim. Bir diğeri ise mainframe adını verdiğimiz ana bilgisayarlar. Bir ana bilgisayar milyonlarca kullanıcıya eş zamanlı olarak farklı hizmetler veren büyük, güçlü, maliyetli, pahalı bir bilgisayardır. Burada gördüğünüz ana bilgisayarlar aslında bir insan boyutuna kadar ulaşabilmiş durumdadır arkadaşlar. Daha sonra super computers, süper bilgisayarlar. Süper bilgisayar çok daha yüksek kapasiteye sahip cihazlardır. Yoğun paralel işlemciler, yüksek başarımlı vektör işlemciler, öbek bilgisayarların oluşturduğu sistem olarak tanınabilir. Süper bilgisayarlar bilimde deney ve hesaplamayı birleştiren hesaplamalı bilim gibi yeni metodolojilerin oluşmasını sağlar. Günümüzde süper bilgisayarlar saniyede yüzlerce trilyon işlem yapabilir konumdadır. Yüzlerce bilgisayar birbirine paralel olarak görseldeki gibi bağlanmıştır. Şimdi burada ufak bir bilgisayarların geleceği açısından kuantum bilgisayarlara değineceğim. Kuantum bilgisayarı veri üzerinde işlem yapmak için bindirme, dolaşma gibi kuantum mekanik fenomeninin doğrudan kullanılmasını sağlayan teorik hesaplama sistemlerini kullanan süper bilgisayarlar olarak düşünebiliriz. Çalışma mantığı klasik bilgisayarlara göre epey farklı. Yani klasik bilgisayarlar bitlerden oluşan hafıza yapısına sahip iken bu kuantum bilgisayarlar qubit dediğimiz kuantum fiziğinden yola çıkarak oluşan serileri içeriyor ve şu anda IBM ve Google merkezinde kuantum bilgisayarlar geliştirilmeye devam ediyor. Ve bunun yanı sıra da tabii ki birkaç enstitüde de bilimsel çalışmalar için, üst seviye çalışmalar için kullanılıyor. Bu haftalık benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum.